gerçek mi? Van Gölü canavarı diye bir yaratık gerçekten yaşıyor mu? Van Gölü'nde canavara benzetilen yaratığın bir kez daha görülmesi bölgede yeni bir heyecan oluşturur. Alakası yok, efsane değil. Ya bir canlı yaşıyor bu gölde. Bir yaratık olduğuna inanıyoruz kesin. Canavar var. Kerkilerimize zarar gördüklerinden dahi. Benziyor muymuş bu heykele? Nasıl abi? Bu heykele benziyor muymuş? Evet. Benziyor, aynı buna benziyor. Herkesin koşuşturması üzerine biz de sahile geldik. Karartılar görülüyor. Kendi gözümüzle gördük yani. Evet, bir canlı gördük. Daha nereden nereye kadar izledik hani. Gördüm abi, gördüm. Ya işte çıktı, tekrar indi bile kızla yürüdü gitti. Ondan sonra biz bunu tekne değil de yaratık olduğunu istedik. Bir arkadaşın anlattığı gibi bile uzun bir sesi gördüm. Bir sefer kendimi denize vurup çıktığını da gördüm. Aynı bak gördük. İnan, destek inanıyorum. Yılın belli zamanlarında özellikle de yaz aylarında kendini gösteren Van canavarı bu kez Tak Van'da ortaya çıktı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında su yüzünde kendini gösteren Van canavarı bir anda onlarca insanı göl kenarına topladı. Canavarı görmek için göl kenarında toplanan tatlanlılar yorum yapmaktan geri kalmadı. Adına şarkılar bestelenen, adeta Van'ın simgesi haline gelen canavar, vatandaşların ilgisinden sıkılmış olacak bir süre sonra gözden kayboldu. Van Gölü canavarı Türkiye'nin gündemine ilk kez 1995 yılında girdi. Amatör bir kamera tarafından çekilen bu görüntüler herkesi heyecanlandırdı. Vanlılara göre gölde gerçekten bir canavar yaşıyor. Ancak canavarı görenlere göre tarifler değişiyor. 7 metre uzunluğunda kahverengi siyahımsı bir şey vardı. Yani ağaç kütüğüne benzeyen bir şey batıp çıkıyordu. Yılandır, büyük yılan. Yani ben yılan tahmin ediyorum. Beyaz balina yani, kafası balinaya benzer. Tabi bedeninin komple çıkıp çıkmadığını bilmiyor. Fakat bıraktığı iz gibi dehşet yaşıyor. Surat ve izi. Evet, surat ve iz yani. Vardır abi yani. Kimse yani inansınlar yani. Bir şey var. Ama canavar da nedir biz iyice bilmiyoruz. Hani zararsız bir hayvandır. Hani canavarı en son gören kişi Recep Avcı. Van Gölü'nde tekne kaptanlığı yapan Avcı, canavarı ayrıntılı bir biçimde tarif ediyor. 4 metre kalınlığı var. Uzunluğu da hemen 15 metre var. 14 tane tırtır var belinde. Doğrudur, yalan değil yani bu. Recep Avcı, Van Gölü canavarının varlığına inananlardan. O, canavarın 100 senedir gölde yaşadığını düşünüyor. Bizim dedelerimizden beri görüyorlar. 100 senedir görenler oluyor, doğrudur. Hem de bir tane değil, iki tane de görüyoruz, üç tane de görüyoruz. Van Gölü canavarını bulmak için bölgede arama timleri bile oluşturuldu. Elde silah, zabıtalar gölde canavar avına çıktı. Vanlılar için canavar artık bir sembol. Canavarın heykelleri şimdiden birçok ilçenin caddelerini süslüyor. Yavaşlılar canavarın varlığına o kadar inanmışlar ki ilçelerin hemen girişine canavarın bir heykelini bile dikmişler. Canavarı görenlerin tarifi üzerine yapılan heykel şaşırtıcı biçimde geçmiş dönemde yaşadığı iddia edilen dinozorlara benziyor. Biraz dinozora benzemiyor mu sizce? Evet, dinozora benziyor. Dinozoru görmediğimiz için bilmiyoruz abi. Uğruna tekne turları düzenlenen, mecliste komisyonlar kurulan hayali Van Gölü canavarı Türkiye'yi ikiye böldü. Haftalardır yüzlerce kişinin teknelerle Van Gölü'nde aradığı canavar kimine göre dişi, kimine göre erkek. Bence dişi. Dişi. Canavar dişi erkek gibi geliyor insana yani bir an. İkisi de olabilirdi. Tek yaşamaz, çifttir herhalde. Vatandaşın kararsız tutumu karşısında isim yarışması düzenleyen Van Valiliği ve basın da işin içinden çıkamıyor. Canavarın erkek olduğunu savunanların Cano isminde yoğunlaşırken, başbakanın kadın olduğu ülkede canavar da dişi olur diyenler ona Vansu ismini layık görüyorlar. Kimine göre de göldeki canavar ikiz, iki canavar olduğunu savunanlarsa Vanton kardeşler isminde ısrarlı. Canavarın ismi şimdilerde turizm ve ticari kazançla birlikte anılıyor. Canavar efsane mi, gerçek mi henüz bilinmiyor. Ancak bilinen gerçek, canavarın Van bölgesinin tanıtımına büyük katkı sağladı. Van Gölü canavarı kah kendini gösteriyor, kah sırra kadem basıyordu. Maketleri yapıldı, uğruna heykeller dikildi, adına türkü yakıldı. Vanlılar ona Bestami ismini verdiler. Antep'in kebabı, Karadeniz'in hamsisi, Urfa'nın harranı varsa Van'ın da canavar Bestami'si vardı. Ama Bestami'nin varlığı şüpheliydi.
günler ayları, aylar yılları kovalıyor, kader ağlarını örüyordu. Van Gölü'ne gitmişem, canavarı görmüşem. Sonra bir gün bir üniversite öğrencisi ortaya çıktı ve vallahi de görüntüledim, billahi de görüntüledim dedi. O andan sonra ne olduysa oldu, Van Gölü canavarının mahkûs tarihi de değişti. Kimileri olaya politik ve sosyolojik, kimileri patolojik, kimileri analitik, kimileri de pragmatik yaklaştı. Araştırmacı gazetecilerin hepsi soluğu Van'da aldı. Van Gölü kenarı araştırmacı gazetecilerle doldu. Bu da bizden size bir renk oldu. Van Gölü canavarı görüntüleri televizyon kanallarında yayınlandığında bugüne kadar oldukça tartışma konusu oldu. Var mı yok mu derken sonunda bir maketin fotoğrafı çekildi. Peki hangisi doğru? Bu maket daha önceki görüntülerde mi kullanıldı? Suda çekilen görüntülerde göl canavarının gözü var. Maketinin de bir göl seriği var. Maket 15 metre uzunluğunda plastikle kaplı. Baş kısmı kütükten oluşuyor. Rulo haline gelen örme tel kullanılarak yapılmış. Ama bu maket suda kullanılmışsa çok ağır hareket etmesi lazım. Ama suda çekilen görüntülerde ise mevcut obje çok hızlı hareket ediyor. Görüntülerde sudan hava kabarcıkları çıkıyordu. Gerçi maket canavara benzetilmiş ama suda çekilen görüntüler çok daha değişik. Köylüler şakayı seviyor olmalı. Maketi ortaya çıkan canavar da çıldırmış olmalı. Şimdi karar sizin. Canavar Bestami maket mi yoksa gerçek mi?
Hah, Rashidam.